YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı ve huzurlu, bol kazançlı, hayırlı işler herkese. Ben bugün bahçeye geldim. Yalnız geldim ama yalnız gelmedim yine. Komşucuğumla geldim. Nerimancığım sağ olsun bana eşlik etti. Bugün eşimin başka işleri var. Bahçe acayip güzel olmuş arkadaşlar. Böyle yazın kokusunu duyuyoruz sanki. Ve burada mini mini erikler de olmaya başlamış. Nohut tanesi kadar olmuş erikler maşallah. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Evet, bu kızçaları da serbestler bırakıyoruz. Kızçalar da hürriyetine kavuşsunlar. Hürriyet, özgürlük. Ne oldu canım? Ne oldu? Ama yedin mi mamanı sen? Tavukları mı kıskanıyorsun? Ah seni gidi seni. Tavukları kıskanıyorsun değil mi? İnşallah. Sabah sabah iyi. Çıkmışım. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben yalnız geldim bahçeye. Yalnız ama arkadaşım da var tabii ki. Nerimancığımı getirdim, komşumu sağ olsun. Bana eşlik ediyor. Hem de kameramanlık yapıyor. Bugün ben çileklere bir ilaç demeyeyim, bir gübre hazırlayacağım. Daha önce benim çileklerim naylon üzerindeydi. Profesyonel çilekçiler gibi böyleydi. Ama geçen sene değiştirmedik onları. Eskidiler, yaşlandılar. Şimdi yeni ektik. Onları canlandırmak için ne yapıyorum? Şöyle bir paket pakmaya aldım. Şöyle arkadaşlar. Böyle biraz ılık suya onu ıslatıyorum. Ve bir kaşık da şeker ilave ediyorum. Onu karıştırıyorum. Bu mayayı 10 litre suya koyacağım. Fakat ilk önce kabarması lazım. Fermente olması lazım. Bana 20 litre lazım olduğu için 20 litre anca diye düşünüyorum. Bizde tam ölçü yok köylülerde. Karardan. Her şey karar. Bol keseden erdiği yere kadar. Buna da böyle bir kaşık şeker koyuyorum. Evet. Bunları böyle 2 saat bekleteceğim. Sonra 10 litre suya ilave edeceğim. Kapatıyorum şöyle. Bir 2 saat dediğim gibi. Şimdi bu arada başka işlere bakalım. Bugün çok ufak tefek işlerimiz var. Bu arada badana ev içinde biraz yaptık. Çok dağınık evler. Yarın yine badanaya devam. Nerimancığım şöyle bir çiçekleri de böyle çekiver ya. Çiçeklerim çok güzel. Allah'ım olmayanlara da versin ya Rabbim. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bayramlara erişmeye nasip etsin. Allah cümlesini evlatlarını bağışlasın. Bizim evlatlarımızı da inşallah sağlıkla. Evet arkadaşlar, bugün işimiz çok demiştim. Hepsi ufak tefek ama biraz kalabalık. Buraya havuç ekeceğim. Biraz geç kaldı havucum biliyorum ama bizim meşhur literisamızı yaparken mutlaka bana havuç lazım oluyor. Suya da yakın olsun dedim sulamaya. Damlama sulama koymuyorum havuca. Şimdi ben ona kül döküyorum. Gübre olsun diye. Doğal gübreleme.
elleri biraz tırmıkla karıştırdım. Şöyle sepiyorum kauçlarımı. Evet arkadaşlar, böyle suluyoruz. Tohumlar yapışsın, karıncalar götürmesin tohumları. Yoksa karıncalar hemen taşır tohumları. Arkadaşlar şimdi üzerine de kara gübre atıyorum. Birkaç gün sonra tekrar suluyorum. İnşallah Allah verirse olacak. Allah olmayanları da versin. Bize veren Allah herkese versin. Nerimancığım bundan sonra ne iş yapıyoruz? Ayturpları ekeceğiz. Aynı şekilde. Ayturplar da aynı şekilde ekiliyor. Kapat. Arkadaşlar burayı da kırmızı turp, bizde buna ay turbu derler. Her yörede herhalde farklı diyorlar ama bilemem. Ay turbu ekiyorum arkadaşlar. Şöyle seyrek sepelek. Seyrek oldu mu daha güzel oluyor aslında da. Biraz ayarını kaçırıyoruz bazen. Kapat şimdi. Ben kırdamadım hala. Ama kırılmış olabilir. Kırılanları ayrı koyuyoruz. Evet, böyle de suluyoruz. Kapat. Evet arkadaşlar, bu kırmızı turpları da böyle kara gübre atıyoruz. Ve toprakta kaba durabilsin diye, sertleşmesi, kabuk tutmasın. Dur yenge. Patlak mısırlarımı ekliyoruz. Evet. Neyse. Evet arkadaşlar. Biz ektik. Allah verirse inşallah olacaktır. Allah yemeği nasip etsin. Olmayanları da versin inşallah. Amin inşallah. Ne şey oluyor yenge? Bak bu tarafa geç, bu tarafa. Yandan. Ha. Tamam şimdi iyi oluyor. Seni çekeyim mi? Çek, başladın mı? Şöyle üzerleri kapansın ve sert olmasın. Yani sulayınca da kabuk tutmasın toprak. Arkadaşlar tüm emeklilere tavsiye ediyorum. Evde oturmasınlar. Bahçe insana mutluluk veriyor, huzur veriyor. Her şeyi mini mini çekirdekten ekiyorsun. Kökü büyüdü mü, yaprak çıkardı mı, o açtı mı, oldu mu derken böyle zaman geçiyor. Kolesterolü de şekeri de unutuyorsun. O kalıyor bir yerlerde. Tamam. Elimde. Tamam. Başlayacağım. 1, 2, 3. Arkadaşlar armut açtı, erken armut, o da boyuna göre değil maşallah. Ayvalar açtı mı demek ki yaz geldi. Yaza iki adım attık Allah'ın izniyle. Naşimiz de açtı. Bu meyveyi herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar.
herkes ekebilir. Ekmesini tavsiye ediyorum. Harika, çok tatlı, şerbetli bir armut. Ne armut, ne elma. Bütün tarlayı gezdik arkadaşlar. Şimdi biraz da gidelim. Ektiklerimizi bir görelim. Daha ne iş yapacağız bilmiyorum. Bir şu anda arka bahçedeyiz. Bizlerde arka bahçe, ön bahçe, her yerde bahçe. Bezelyalarda çiçekte. Onlar 15-20 gün sonra, yani bayramı bir hafta geçe bitecekler. Buraya ektik mısırları arkadaşlar. Burada da nohutlar var, soğanlar orada. Allah'ım olmayanları da ver ya Rabbim. Arkadaşlar çiçeklerim burada. Böyle pek cansız cansız. Onları şimdi gidip mayama alayım. O kabarmıştır. Bayağı bir zaman geçti. Onları bir halledelim komşucumla. Arkadaşlar bu çok güzel bir meyve. Vişnat. Analı kızlı. Bir bakar mısınız? Bu ağaç da aynı kökten. O da aynı kökten. Ana kök büyüğü. Aşı değil, yerli bir meyve. Harika. Herkese tavsiye ediyorum. Vişnat. Ben etrafımda tüm arkadaşlarıma veriyorum. Neden? Çok yavruluyor. Oh maşallah. İkinci posta. Oh 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 oh. Allah. Olmayanlara da ver ya Rabbim. Açık sanki yenge. Bu açık mı şimdi? Evet, kapat. Arkadaşlar benim mayam hazır, kabardı. 2 saat durdu. Şimdi ben bunu 10 litre suya döküyorum. Şöyle. Bunu da bir 10 litre suya. Şöyle güzel çalkalayayım. Şimdi bunu çileklerin köküne veriyorum. Beslenmesi için, güçlenmesi için gübre niyetine. Yirmi litre herhalde yeter. Havalar soğuk olduğu için bizim buralarda daha fazla uyanmadı çilekler, bitkiler. Ama yine de evet arkadaşlar, burası bitti. Bütün çilekleri şerbetledik, suladık, ıslattık, yani mayalı suyla. Bugün çok iş yaptık. Mısırı ektik. Patlak mısır ektik. Efendime söyleyeyim, havuç ektik, turp ektik. Başka ufak tefek ıvırtı zıvırtı işler yaptık. Bahçeyi dolaştık komşucuğumla. Videolarımı beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız daha da mutlu olurum. Tabii ki mutlu olurum. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, neşeli, huzurlu. Nece sağlık Ramazanlara ulaşalım. İki videoda görüşmek üzere.